Katmerli Sahtekar O. Henry Seslendiren Rana Toka Bela Laredo'da geldi çattı. Kabahat Llano Kid'in kendisindeydi. Öyle ya, adam vurma alışkanlığını sadece Meksikalılar üzerinde uygulamakla yetinmesi gerekirdi. Şurası da var ki Kid 20 yaşını geçmişti. 20 yaşını geçmiş bir kimsenin de hala Meksikalılardan başka kimseyi öldürmemiş olması Rio Grande dolaylarında çok büyük bir ayıp sayılıyordu. Olay koca Justo Valdos'un kumarhanesinde geçti. Ta uzaklardan at sırtında gelen adamların dört nala giden talih mabudesini bir kurşunda mıhlamaya çalıştıkları zamanlarda olduğu gibi birbirleriyle dostlukları bulunmayan 3-5 adam bir poker masasına oturmuştu. İki dam gibi ufacık bir mesele yüzünden büyük bir patırtı çıktı. Duman sıyrıldığında Kid'in bir saygısızlık, hasmının da bir hata işlediği anlaşıldı. Zira şansı yaver gitmeyen silahşör meğer Meksikalı filan değil, hemen hemen Kid'le aynı yaşta, sığır çiftliklerinden gelme, bir sürüde bileğine sağlam arkadaşı bulunan soylu bir delikanlıymış. Bu delikanlının tabancasına asıldığı vakit kurşunu Kid'in sağ kulağının 1 milimetre açığından yollamakla işlediği hata, daha nişancı olan ötekinin işlediği saygısızlığı hafifletmiyordu tabii. Yanında yardakçıları olmayan, destekçilerinden yoksun olan Kid, kirişi kırmak diye bilinen akıllıca harekete başvurmanın su götürmez yiğitliğiyle bağdaşmayacağını bir an bile düşünmedi. İntikamcılar çabucak toplanıp Kid'i aramaya çıktılar. İçlerinden 3 tanesi tren istasyonuna 3-5 metre kala yetişti ona. Kid geri döndü ve şiddete başvuracağı zamanlar yaptığı gibi o pırıl pırıl ama neşesiz gülümsemesiyle dişlerini öyle bir gösterdi ki onu kovalayanlar Kid'in silahına el atmasına bile meydan bırakmadan yüz geri ediverdiler. Ama bu seferki çarpışmada Kid kendisini çatışmalara iten o kana susamışlığı duymamıştı. İkisi arasında geçen olay oyun kağıtları ve bir centilmenin dayanamayacağı bir takım sıfatların kullanılması yüzünden rastgele çıkan bir kavgadan doğmuştu. Kid kurşunuyla daha hayatının baharındayken canını aldığı o ince uzun, esmer, biraz kibirli delikanlıdan hoşlanmıştı bile. Artık daha fazla kan dökmek istemiyordu. Buradan kurtulmak, bir yerlerde güneşin altında yoncaların üzerine serilip yüzünü mendiliyle örterek doya doya uyumak istiyordu. O bu ruh durumu içindeyken yolu üzerinden bir Meksikalı bile korkmadan geçebilir, kılına zarar gelmezdi. Kid elini kolunu sallaya sallaya Kuzey Ekspresi'ne bindi. Tren de o bindikten 5 dakika sonra hareket etti. Ne var ki tren birkaç kilometre ileride Web'de bir yolcu alması için bayrak sallayarak durdurulunca Kid bu kaçış yolunu bıraktı. İleride telgrafhaneler vardı. Kid'in ise elektrikle buhara hiç mi hiç güveni yoktu. Eyer ve Mahmuz onun en güvenilir koruyucusuydu. Kid vurduğu adamı tanımıyordu. Ama onun Hidalgo'daki Carolitos çiftliğinden bir sığır çobanı olduğunu biliyordu. O çiftliğin sığır çobanları da içlerinden birine bir kötülük geldi mi, kan davası güden Kentucky'li erkeklerden daha intikamcı, daha inatçı olurlardı. Bu yüzden birçok büyük silahşörün belirgin niteliği olan bir davranışla basiretli hareket eden Kid, Carolitos çiftliğinin intikamcılarıyla kendi arasında çalılıklar, fundalıklarla örtülü arazi boyunca elinden geldiğince uzun bir mesafe bırakmaya karar verdi. İstasyonun yanında büyük bir dükkan vardı. Dükkanın yanı başındaki çayırdaysa yoncalar ve kara ağaçlar arasında müşterilerin eğerli atları otluyordu. Atların çoğu başlarını sarkıtmış, kulaklarını düşürmüş uyuyordu. Ama bunların içinde kavisli boyunlu, kalem bacaklı bir demiri kır homur homur homurdanıyor, durmadan çimleri eşeliyordu. Kid bu demiri kırın sırtına atladı, dizleriyle sıktı ve atın sahibinin kırbacıyla hayvana hafifçe dokundu. Gerektiğinden fazla gözü pek bir poker oyuncusunu öldürmekle Kid'in iyi vatandaş olarak durumu eğer biraz gölgelendiyse bu son davranışı onu kötü ün bakımından karanlığın en koyusunun içine atmıştı. Rio Grande sınırlarında eğer bir insanın canını alırsanız belki bir parça dayak yersiniz ama eğer atını alırsanız onu gerçekten de yoksul bırakan ve yakalandığınız takdirde sizin canınıza mal olabilecek bir şeyini almış olursunuz. Kid için artık dönüş yolu kalmamıştı. Altında yürük demiri kır bulunduğu sürece Kid'in hiçbir şeyi umursadığı yoktu. 6-7 kilometre kadar 4 nala gittikten sonra ova adamlarının at sürdüğü biçimde sarsıntılı bir tırsa düşürdü hayvanın yürüyüşünü. Hayvanın başını da kuzeydoğuya, Irmak Vadisi'ne çevirdi. Kid araziyi çok iyi tanıyordu. Göz alabildiğine uzanan fundalarla, çalılarla ve yaban incirleriyle dolu ıssız bölgelerden geçen belli belirsiz patikaları, insanın güven içinde saklanabileceği ıssız kampları, çiftlikleri hep biliyordu. Durmadan doğu yönünü tuttu Kid. Zira ömründe deniz görmediğinden büyük denizlerin en oynak tayı olan Büyük Körfez'in yelesini elleyebilmek isteği uyanmıştı içinde. Böylece 3 gün sonra Corpus Christi'de kıyıya varan Kid, durgun denizin hafif ürperen yüzüne çevirdi gözlerini. Flyave adlı uskunanın süvarisi Kaptan Bonnie, tayfalarından birinin kıyıdaki ölü dalgalar arasında tuttuğu filikasının yanı başında duruyordu. Tam yelken açmaya hazırlandığı sırada dikdörtgen biçimindeki insan ihtiyaçları içinde en önemlisini, yani çiğneme tütününü unuttuğunu fark etti. Unutulan malı alması için hemen bir denizci gönderilmişti. Kaptan da bu arada cebinde kalan tütün kırıntılarını çiğnemek bağlılığını göstererek kumların üzerinde bir aşağı bir yukarı geziniyordu. O sırada yüksek topuklu çizmeleri olan ince yapılı, sırım gibi bir delikanlı suyun kenarına geldi. Delikanlının çocuksu bir yüzü olmakla beraber bu yüzde yetişkin bir erkeğin görmüş geçirmişliğini ortaya koyan belli belirsiz sert bir ifade seziliyordu. Anadan doğma esmer bir cildi vardı. Hep açık havada durmaktan da güneş ve rüzgar zaten esmer olan yüzünü yakıp koyu kahverengi yapmıştı. Saçları bir kızılderilininki kadar düz ve siyahtı. Henüz yüzü ustura görmemişti. Masmavi gözleri buz gibi soğuktu. Sol kolunu bedeninden biraz ayrı tutuyordu. Zira sedef kabzalı 45'liklere burada kasabanın şerif yardımcıları hiç de iyi gözle bakmadıkları gibi bu tabancalar koltuk altına takıldıkları zaman da fazlaca kabarıklık yapıyordu. Delikanlı gözü Kaptan Bonnie'ye hiç kaymadan bir Çin imparatorunun ifadesiz soğuk ağırbaşlılığıyla körfezi seyrediyordu. Kaptan yolculuğu tütünsüz geçirmekten son anda kurtulmuş olmasından dolayı bir şakacılıkla "Körfezi satın almayı mı düşünüyorsun delikanlı?" diye sordu. Kid terbiyeli "Hayır" dedi. "Öyle bir niyetim yok. Daha önce hiç görmemiştim de bakıyordum öyle. Siz de satmak niyetinde değilsiniz galiba, değil mi?" "Şu seferi bitirene kadar satmaya niyetim yok" dedi kaptan. "Buenos Tierras'a döndüğüm zaman ödemeli yollarım sana körfezi. Hah işte bocurgat bacaklı hantal da bizim sakızı almış geliyor. Bir saat önce demir almam gerekiyordu oysa." "Şuradaki gemi sizin mi?" diye sordu Kid. "Ha evet" diye cevap verdi kaptan. "Sen bir uskunaya gemi dersen ben de çekinmeden yalan söyleyebilirim. Ama sen yine de uskunanın sahiplerinin Miller ve Gonzales, kaptanın da koca Samuel Bon, cehennemlik Billy olduğunu bil daha iyi." "Kaçak yolculuk nereye?" diye sordu. "Güney Amerika kıyısında Buenos Tierras'a. Son ayrıldığımda oraya ne ad verdiklerini unuttum şimdi. Yükümüz kereste, saç levha ve maşet." "Nasıl bir yer orası?" diye sordu Kid. "Soğuk mu sıcak mı?" "Ilımandır delikanlı" dedi kaptan. "Manzaralarının güzelliği ve coğrafyasının çekiciliği bakımından tam bir kayıp cennettir orası. Her sabah erguvan renkli 7 çatallı kuyruğu olan kırmızı kuşların cıvıltılarını ve güller çiçekler arasında esen meltemin soluğunu duyarak uyanırsın. Ora insanları da hiç çalışmazlar, çünkü yataklarından bile kalkmadan uzanıp canlarının çektiği sıcak iklim meyvesinden sepet sepet toplayabilirler. Oranın ne pazarı vardır ne ayazı, ne kirası ne derdi, ne yararı ne de bir şeyi. Koskocaman bir ülke orası. Gidip ülkeyle birlikte uyuyup uyanılacak ve bir olay olsun diye beklenilecek yer. Hani yediğin omuzlar, portakallar, ananaslar, kasırgalar var ya, hep oradan gelir işte." Kid en sonunda bir parça ilgilenerek "Fena değilmiş" dedi. "Oraya kadar beni de yanında götürmek için kaç para navlun alırsın?" "$24 dedi kaptan. "Yemek ve taşıma ücreti olarak. İkinci sınıf kamerada gidersin. Birinci sınıf kameram yok. Kid geyik derisinden bir kese çıkartarak seninle geldim gitti dedi. Her zamanki gibi kurtlarını dökmek için Laredo'ya gittiğinde yanında 300 doları vardı. Valdos'un kumarhanesindeki düello gerçek Kid'in eğlencesini yarım bıraktırmıştı ama bu suretle 200 dolara yakın para cebine kalmıştı. Bu para ise kaçabilmek için çok gerekliydi. "Pekala delikanlı," dedi kaptan. "Çocukluk edip de evden kaçmana yardım ettiğim için umarım annen bana darılmaz." Filika'nın tayfalarından birini eliyle yanına çağırdı. "Sanchez seni kaldırıp Filika'ya koysun da ayakların ıslanmasın." Amerika Birleşik Devletleri'nin Buenos konsolosu Tucker kafayı tütsülememişti henüz. Daha saat 11'di. Onun mutluluk halinin, yani bu hale geldiği zaman Nuh Nebi'den kalma vodvil şarkıları söylemeye başlar, çığlık çığlığa bağıran papağana muz kabukları atardı, tam istediği kıvamı bulmasıysa ancak öğleden sonra akşam üstüne doğru olurdu. Bu yüzden Tucker hafif bir öksürük sesi duyarak başını hamağından kaldırıp da konsolosluğun kapısında dikilen Kid'i gördüğü sırada büyük bir ulusun temsilcisinden beklenecek konukseverliği ve nezaketi gösterebilecek durumdaydı henüz. Kid son derece rahat bir tavırla "Rahatınızı bozmayın," dedi. "Şöyle bir uğrayayım dedim. Şehirde dolaşmaya başlamadan önce sizin kampta bir boy göstermek gerekiyormuş. Öyle söylediler. Teksas'tan biraz önce gemiyle geldim." "Sizinle tanıştığıma memnun oldum mister," dedi konsolos. Kid güldü. "Sprak Dalton," dedi. "Bu adı duymak kendi kulağıma bile tuhaf geliyor. Rio Grande dolaylarında Llano Kid derler bana." "Benim adım da Tucker," dedi konsolos. "Çekiverin şu hasır koltuğu altınıza. Eğer burada yatırım yapmaya geldinizse size akıl verecek birinin bulunması lazım. Eğer kendilerini iyi tanımıyorsanız buranın çamur renkli adamları sizi öyle bir kazıklarlar ki dişinizdeki altın kaplamayı bile çeker alırlar. Puro ister misiniz?" "Çok teşekkür ederim," dedi Kid. "Ama kıt cebimdeki keseyle içindeki tütün olmasa bir dakika bile yaşayamam ben." Böyle diyerek malzemesini çıkartıp bir sigara sarmaya koyuldu. Konsolos, "Burada İspanyolca konuşuluyor," dedi. "Bir çevirmene ihtiyacınız olacak. Bir yardımım dokunabilirse çok sevinirim. Eğer meyvelik arazi ya da bir işletme imtiyazı filan almak niyetindeyseniz bu işlerin girdisini çıktısını bilen biri olmalı ki yanınızda sizi dolandırılmaktan korusun." "Ben İspanyolca bilirim," dedi Kid. "Hem de İngilizcemden 10 kat daha iyidir. Benim geldiğim bölgede herkes İspanyolca konuşur. Ayrıca hiçbir şey almak niyetinde de değilim." Tucker düşünceli bir tavırla "İspanyolca biliyor musun?" dedi. Kid'i dalgın dalgın süzdü. "İspanyollara benziyorsun üstelik," diye devam etti. "Ayrıca Teksas'tan geliyorsun. 20-21 yaşından fazla olamazsın. Acaba cesaretinde var mı?" Teksaslı kendisinden hiç beklenmeyen açık göz bir insan edasıyla "Yoksa birileriyle görülecek bir hesabın mı var?" diye sordu. "Sana bir teklifte bulunsam ilgilenir misin?" dedi Tucker. "İnkar etmeye ne gerek var?" dedi Kid. "Laredo'da ufak bir tabanca oyununa girip bir beyazı mıhladım. Yakınlarda bir Meksikalı da yoktu. Ondan sonra da kalktım kadife çiçekleriyle kahkaha çiçeklerini koklamak için ta buralara, senin bu eşekler papağanlar memleketine geldim." Sonra İspanyolca olarak ekledi. "Çaktın mı şimdi?" Tucker ayağa kalkıp kapıyı kapadı. "Şu eline bir bakayım," dedi. Kid'in sol elini avucuna alıp tersini dikkatle inceledi. "Yapabilirim," dedi heyecanla. "Derin hem odun kadar sert hem de bir bebeğinki kadar sağlıklı. Bir haftada iyileşir." "Eğer bana güvenip de bir yumruk kavgası için yatırım yapacaksan," dedi Kid, "paranı dökme ortaya daha. Silahlı çatışma olursa senin yanındayım. Ama öyle akşam çayında birbirlerinin saçını yolan kadınlar gibi çıplak elle dövüşmede yokum ben." "Ondan da kolay bu söyleyeceğim," dedi Tucker. "Şuraya gelir misin biraz?" Açık pencereden 2 katlı beyaz alçıyla sıvanmış bir ev gösterdi. Ev, denizden tatlı bir meyille yükselen bir tepenin üstünde koyu yeşil tropik bitkileriyle dolu bir bahçenin ortasında yükseliyordu. Her katında üstü kapalı balkonları vardı. "Bu evin içinde," dedi Tucker, "son derece iyi yürekli, yaşlı bir Kastilyalı beyle karısı seni kollarının arasına alıp ceplerini altınla doldurmak için yanıp tutuşuyorlar. Orada ihtiyar Santos oturur. Ülkedeki altın madenlerinin yarısı onundur." "Sen aklını falan mı kaçırdın?" diye sordu Kid. Şimdi otur yerine de, dedi Tucker, anlatayım sana. Bunlar 12 yıl önce biricik oğullarını kaybettiler. Yok yok, ölmedi çocuk. Gerçi çocukların çoğu durgun suları içmekten ölür ya burada. Ufacık bir şeytandı bu çocuk. Daha 8 yaşında vardı yoktu. Ama ele avuca sığmaz bir şeydi. Buralarda herkes bilir bunu. Altın aramak için buralara gelmiş birkaç Amerikalıyı bu senyor evinde ağırlamış, adamlar da oğlanı çok sevmişlerdi. Çocuğun kafasını Birleşik Devletler hakkında koca koca masallarla doldurmuşlar. Onlar gittikten bir ay sonra da çocuk ortadan kayboldu. Yürütülen tahminlere göre çocuk, New Orleans'a meyve götüren vapurlardan birine binip muz hevenkleri arasına saklanmış olmalı. Sonradan onu bir kere Teksas'ta gördüğünü söyleyenler oldu ama bir daha hiçbir haber alınmadı ondan. İhtiyar adam çocuğu aratmak için binlerce dolar harcadı. En fenası da madamın perişan olması. Çocuk onun bütün hayatıydı. Kadıncağız hala yas elbiseleri giyiyor. Ama dediklerine göre oğlunun bir gün kendisine döneceğine inanıyor. Umudunu kesmemiş. Çocuğun sol elinin tersinde pençeleri arasında mızrak tutan bir uçan kartal dövmesi vardı. Adamın İspanya'dan kalma aile arması mı neymiş bu? Kid sol elini ağır ağır kaldırıp merakla baktı. Kaçak içki şişesini çıkartmak için yazıhanesinin arka tarafına uzanan Tucker, "İşte böyle," dedi. "Kafan çalışıyor senin. Bu işi başaracağım. Sandakan'da boşuna mı konsolosluk yaptım ben? Onun hayrını da şimdi görüyorum işte. Bir haftaya kalmaz kartalla mızrağa derine öyle bir işlerim ki anandan o dövmeyle doğduğunu sanırsın. Senin gibi birinin günün birinde buraya düşeceğinden emin olduğum için bir iğne takımıyla mürekkep getirtmiştim, Mr. Dalton." "Öf be, canın cehenneme," dedi Kid. "Sana adımı söylemiştim zannedersem." "Pekala Kid olsun öyleyse. Nasıl olsa uzun sürmeyecek. Senorito Yurik adı nasıl geliyor kulağına bakalım?" "Hatırladığım kadarıyla ben hayatımda hiç oğul rolü oynamadım," dedi Kid. "Eğer anamla babam var idiyse herhalde ben daha ilk çığlıklarımı attığım sıralarda öbür dünyayı boylamış olsalar gerek. Planın nedir bakalım?" Tucker sırtını duvara dayayıp kadehini kaldırdı, ışığa tuttu. "Şimdi," dedi, "senin bu ufak işte ne kadar ileriye gitmeyi göze alabileceğin meselesine geldik." "Buraya neden geldiğimi söylemiştim sana," demekle yetindi Kid. "Güzel bir cevap," dedi konsolos, "ama o kadar ileri gitmene gerek kalmayacak bu sefer. Planım şu: bizim markayı senin eline dövme halinde bastıktan sonra ihtiyar Yurik'e haber vereceğim. Bu arada da Yurik ailesinin tarihi üzerine ne bulabilirsem sana getireceğim. Sen de böylelikle konuşmalarında çam devirmemek için bunları iyice öğreneceksin. Hem İspanyola benziyorsun, hem İspanyolca konuşuyorsun. Hem aile hakkında bilgin var, hem Teksas'tan söz açabilirsin, hem de elinde dövmen var. Ben de onlara varislerinin geri döndüğünü, kendisini bağışlayarak tekrar yanlarına alıp almayacaklarını öğrenmek için beklediğini söylediğim zaman ne olacak? Dosdoğru buraya koşup senin boynuna sarılacaklar. Ondan sonra da biraz kuliste gezinip soluk almamız için birinci perde kapanacak." "Hazırım," dedi Kid. "Daha senin kampa eğer yıkalı çok olmadı. Seni daha yeni tanıyorum ortak. Ama sende bu işi sadece bir ana babanın hayır duasını almak için yapacak göz hiç yok. Eğer varsa o zaman ben seni anlayamamışım demektir." "Eyvallah," dedi konsolos. "Eyvallah." "Kafası senin gibi çalışan birine uzun zamandır rastlamamıştım. İşin geri kalan kısmı çok basit. Seni çok kısa bir süre için bile yanlarına alsalar bu bize yeter de artar. Sakın sol omzunda böğürtlen nişanı var mı yok mu diye bakmalarına fırsat verme. İhtiyar Yurik, evinin bir yerinde ufacık bir bızla açabileceğin bir kasanın içinde 50.000 dolarla 100.000 dolar arası para bulunduruyor. O parayı alırsın. Dövmeci olarak göstereceğim hüner ganimetin yarısına değer. Parayı kırışır, Rio de Janeiro'ya kalkan bir vapura atlarız. Amerika Birleşik Devletleri de eğer ben olmadan işlerini yürütemeyecekse hiç yaşamasın daha iyi. Anlaştık mı senyor?" "Aklıma yattı," dedi Kid başını sallayarak. "Ben savaşa hazırım." "Peki öyleyse," dedi Tucker. "Şu kuş dövmesi eline işlenene kadar buralardan uzaklaşma. Burada arka odada kalabilirsin. Kendi yemeğimi kendim pişiririm. Seni de cimri bir hükümetin bana tanıdığı olanakla rahat ettiririm." Tucker zamanı bir hafta diye düşünmüştü ama Kid'in eline büyük bir sabırla işlediği dövme istediği gibi oluncaya kadar 2 hafta geçti aradan. Ondan sonra bir muchacho çağıran Tucker gözünü diktiği kurbanına şu notu yolladı. El Señor Don Santos Urique, La Casa Blanca, Sayın Bayım, yüksek izninizle size şunu haber vermek isterim ki birkaç gün önce Amerika Birleşik Devletleri'nden Buenos Aires'a gelen bir delikanlı geçici bir konuk olarak halen evimde bulunuyor. Gerçekleşmemesi olasılığı da bulunan bir umut uyandırarak sizleri heyecana vermek istemiyorum. Ama bence bu delikanlının sizin uzun zaman önce kaybolan oğlunuz olması da mümkündür. Gelip kendisini görürseniz herhalde iyi olur. Eğer bu delikanlı sizin oğlunuzsa bence eve dönmek istediği halde buraya geldikten sonra sizin kendisini nasıl karşılayacağınızı bilemediğinden cesareti kırılmış olmalı. Sadık bendeniz, Thompson Tucker. Yarım saat geçmeden çıplak ayaklı arabacının besili hantal beygirlerini bağıra çağıra kamçılıya kamçılıya yürüttüğü Senyor Urique'in Nuhnebi'den kalma landonu konsolosun kapısına dayandı. Landondan kır bıyıklı uzun boylu bir adam indi ve peçesinin ardında yüzü hiç görünmeyen siyahlar giymiş bir hanımefendinin inmesine yardım etti. İkisi birlikte telaşla içeri girdiler ve kendilerini en diplomatça reveransla karşılayan Tucker'ı karşılarında buldular. Kayadan yontulmuşa benzeyen yüzü güneşten esmerleşmiş, simsiyah saçları geri dümdüz taranmış ince yapılı bir delikanlı duruyordu Tucker'ın masasının yanında. Senyora Urique çabuk bir el hareketiyle kalın peçesini geriye attı. Orta yaşı biraz aşmış, saçları kırlaşmaya yüz tutmuş olmasına rağmen balık etli vücudu ve zeytin rengi pürüzsüz cildi İspanya'nın Bas bölgesinde yaşayanlara özgü güzelliğin izlerini hala taşımaktaydı. Ama insan onun gözlerini görüp de bu gözlerin gölgelerinde okunan derin üzüntüyü fark edince kadının sadece bir anıya dayanarak yaşamakta olduğunu hemen anlayıveriyordu. Kadın delikanlıya doğru eğildi, uzun uzun baktı, sonra iri gri gözlerini delikanlının sol eline çevirdi. Aynı anda da yüksek çıkmadığı halde odayı sarsar gibi olan bir hıçkırıkla "Oğlum benim" diye bağırdı ve Llano Kid'i bağrına bastı. Bir ay sonra Tucker'ın yolladığı bir haber üzerine Llano Kid konsolosluğa geldi. Tam bir genç İspanyol delikanlısına benziyordu Kid. Elbisesi İtal malıydı. Kuyumcuların bu delikanlının üstündeki mücevherlere döktükleri emek de hiç boşa gitmemişti doğrusu. Kendisine pahalı cins tütünden bir sigara sararken parmağında insana saygıdan da öte bir şeyler ilham eden kocaman bir elmas parlıyordu. Ne var ne yok bakalım" diye sordu Tucker. "Hiç" dedi Kid sakin bir tavırla. "Bugün ilk defa bir iguana pirzolası yedim. Hani şu kocaman kertenkeleler var ya, ondan işte. Çaktın mı? Ama yine de dana veya domuz pirzolasını tercih ederim doğrusu. Sen iguana sever misin Tucker?" "Hayır, ne iguana eti severim ne de herhangi başka bir sürüngenin etini" dedi Tucker. Saat öğleden sonra 3'tü. Bir saat sonra Tucker o mutluluk durumuna varmış olacaktı. Kırmızı suratında çirkin bir ifadeyle "şimdiye kadar keyfine baktığın yeter evlat" dedi. "Bana dürüst davranmıyorsun. 4 haftadır müsrif oğul rolünü oynuyorsun. Bu süre içinde de istediğin zaman dana pirzolasını altın kaplar içinde ayağına getirtebilirdin. Ey Mr. Kid, sen orada istediğin gibi ye iç, ben burada bunca zamandır mısır koçanlarına yatayım. Doğru mu bu şimdi? Ne oldu sana yahu? Evin oğlu olarak her yanı kolaçan etmedin mi? Gözüne kasaya benzer bir şey ilişmedi mi? Sakın görmediğinden söz etme bana. İhtiyar Urique'in paralarını nerede tuttuğunu bilmeyen yoktur. Hem de Amerikan doları olarak. Başka para kabul etmez o. Neler oldu bitti bakalım. Bu sefer de hiç deme bana sakın." Kid parmağındaki elmasa hayran hayran bakarak "tabii" dedi. "Sürüyle para var onda. Gerçi kağıt destelerinden pek anlamam ama benim babalığın kasa dediği teneke kutudan her seferinde $50.000 para çıktığını kendi gözümle gördüm. Çok zaman önce sürüden kaçan küçük Francisco olduğuma inandığını göstermek için de ara sıra o teneke kutunun anahtarını bana veriyor." Tucker öfkelenerek daha ne bekliyorsun o zaman" diye sordu. "İstediğim anda fiyakanı bozabileceğimi aklından çıkarma. İhtiyar Urique senin bir sahtekar olduğunu öğrense neler gelir başına acaba? Sen bu memleketi bilmezsin Mr. Teksaslı Kid. Bu memlekette insanlar yasaları kendileri yapar, kendileri uygular. Bu adam var ya, bu adamlar seni ezilmiş bir kurbağa gibi yere yayarlar, meydanın her köşesinde 50 değnek vururlar. Her bir değneği de sırtında kırmacasına. Ondan sonra da bedeninden kalanı timsahlara atarlar yem diye. Kid oturduğu koltukta iyice aşağı doğru kayıp yerleşti. Ben de sana şunu söyleyeyim ki ortak, dedi. Durum hiç değişmeden kalacak. Şimdi nasılsa aynen öyle. Tucker kadehinin dibiyle masanın üstüne vurarak "Ne demek istiyorsun sen?" dedi. "Senin planını uygulamaktan vazgeçtim," dedi Kid. "Bundan sonra da benimle konuşmak onuruna erdiğin zaman Don Francisco Urique diye hitap edeceksin bana. O zaman sana cevap vereceğime emin olabilirsin. Albay Urique'in parasına el sürmeyeceğiz. Onun o teneke kasası sana ve bana karşı Laredo'daki First National City Bank'ın şifreli çelik kasası kadar güvenliklidir." "Demek beni yüzüstü bırakıyorsun öyle mi?" dedi konsolos. "Tabii," dedi Kid şen bir tavırla. "Seni yüzüstü bırakıyorum işte o kadar. Şimdi de sana nedenini söyleyeyim. Albayın evine gittiğim ilk günün gecesi beni bir yatak odasına götürdüler. Öyle yatak yerine döşemeye battaniye filan serilmiş değildi. Karyolasıyla maryolasıyla gerçek bir yatak odasıydı burası. Ben daha uykuya dalmıştım ki bir de baktım benim analık üstümü örtüp yorganı sıkıştırıyor. Pançito diyor bana, benim kayıp yavrucuğum, Tanrı gönderdi seni bana. Tanrı'nın adını ömrümün sonuna kadar şükranla anacağım. İşte böyle ya da buna benzer şeyler söyledi. Derken bir iki damla yağmur da burnumun üstüne damlamaz mı? İşte bütün bunlara dayandım ben Mr. Tucker. O günden beri dayanıyorum. Bundan sonra da bu hiç değişmeyecek. Böyle söylüyorum diye bundan hoşlandığımı aklına getirme. Öyle bir şey düşünüyorsan aklına şaşarım senin. Benim kadınlarla fazla alışverişim olmadı. Kendi anamla bile konuştuğumu hatırlamam. Ama burada bir hanım var ki onu sonuna kadar kandırmak zorundayız. Bir kez oğlunu kaybetmeye dayandı bu kadın. Ne var ki ikinci kez kaybetmeye dayanamaz. Ben aşağılık kurdun biriyim ve belki de beni bu yola Tanrı yerine şeytan sürüklemiştir. Ama ne olursa olsun sonuna kadar gideceğim bu yolda. Ha, bundan sonra adımı ağzına alacağın vakit benim Don Francisco Urique olduğumu sakın unutma. Senin kim olduğunu hemen bugün açıklayacağım. Seni gidi katmerli sahtekar seni, diye kekeledi Tucker. Kid ayağa kalktı. Fazla şiddet göstermeksizin çelik gibi pençesiyle Tucker'ı gırtlağından tutup ağır ağır bir köşeye sürükledi. Sonra sol kolunun altından sedef kabzalı 45'liğini çıkartıp tabancanın soğuk namlusunu konsolosun ağzına soktu. "Bu memlekete gelişimin nedenini söylemiştim sana," dedi, buz gibi bir gülümseyişle. "Eğer bu memleketi bırakıp gidersem bunun nedeni de sen olursun. Sakın unutayım deme bunu ortak. Söyle bakalım şimdi, neymiş benim adım?" "Don San Francisco Urique," diye yutkundu Tucker. Dışarıdan tekerlek sesleri, birisinin bağırması ve semiz atların sarılarında şaklayan kırbaç duyuldu. Kid tabancasını yerine soktu ve kapıya yürüdü. Sonra durdu, tekrar geri döndü, tir tir titreyen Tucker'ın yanına gelerek sol elinin tersini konsolosun burnuna dayadı. "Durumun hiç değişmemesi için," dedi, "bir neden daha var. Laredo'da vurduğum delikanlının sol elinde de bu resmin aynısından vardı bir tane." Dışarıda Dos Santos'un Nuhnebi'den kalma landonu takırdayarak gelip kapıya yanaştı. Deminden beri bas bas bağıran arabacı sesini kesti. Señora Urique, rüzgarda uçuşan kurdeleler ve dantellerle süslü, iç açıcı renklerle bezenmiş bol bir elbise içinde ve iri yumuşak gözlerinde mutluluk okunarak arabadan dışarı uzandı. Cıvıl cıvıl bir Kastilya şivesiyle "İçeride misin yavrum?" diye seslendi. Annesinin dilinden "Madre mia yo vengo, geliyorum anneciğim," diye cevap verdi genç Don Francisco Urique. Katmerli Sahtekar dinlediniz. Son